AK Parti'de tek başına iktidara gelebilmek için olağanüstü bir çalışma var. Türkiye'nin her ilinde eski yöneticiler bir araya getiriliyor, kırgınlıklar giderilmeye çalışılıyor. İllerde STK'ların yanı sıra toplumda hatırı sayılır esnaf ve iş adamlarıyla toplantılar yapılarak destek isteniyor. Bu çabaları görünce AK Parti'nin 7 Haziran seçimlerinde neden böylesine çalışmadığını sorgulamak gerekiyor. Gerçekten de sıkı çalışılsaydı 1 Kasım seçimlerine gerek kalmayacaktı. AK Parti birçok ilde küçük oy farklarıyla tek başına iktidarı kaçırmıştı. Anket sonuçları da AK Parti'yi tek başına iktidara tam oturtmuyor. Bıçak sırtı vaziyeti var. Bu durumda AK Partilileri daha çok çalışmaya itiyor ve Başbakan Davutoğlu da vaatlerini artırıyor. Aslında 1 Kasım seçimleri sadece AK Parti'nin tek başına iktidara gelip gelmemesi meselesi değil, aynı zamanda da Türkiye'nin rotasını çizecek bir dönüm noktasıdır. Yani AK Parti tek başına iktidara gelse ya da koalisyonun büyük ortağı da olsa bu ülkede çok şey değişecek. Bu nedenle herkesin sandığa gidip vatandaşlık görevini yapması gerekir. Bir oydan ne çıkar deyip geçmeyin. Yüzlerle, binlerle vekillik kazanılıp kaybedildiğini görünce o bir oy anlam taşıyor. Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.